Arkadaşlar herkese merhabalar. Trendyol.com'a ürün yüklediğimiz zaman biliyorsunuz ürün boyutunun 1200 piksele 1800 piksel olması lazım. Bunun dışındaki ölçüleri hiçbir şekilde kabul etmiyor ve ürünlerimiz satışa açılmıyor. Biz bu sorunu nasıl gideririz? Onu sizlere anlatacağım. Birincisi bunu Photoshop'ta göstereceğim. Sonra ücretsiz bir program, Photoscape diye bir program var. Onu da size göstereceğim. Photoshop'umuzu açıyoruz. Dosyadan yeni diyoruz. Hazır ayar özel diyoruz. Burada genişliğimizi 1200 yapacağız. Pikseli seçiyoruz. 1200. Yüksekliğimiz de 1800 olacak. Piksel olacak. Diğer ayarlara dokunmuyorum. Ve tamam diyoruz. Karşımıza şablon çıktı. Trendyol'un istediği şablon bu. Yani boyut bu. 1200 piksele 1800 piksel. Şimdi ben buraya resmi nasıl aktarırım? Dosya diyorum. Bir resim dosyamız var. Onu göstereyim öncelikle. Şuradaki resim dosyamız var. Şöyle bir deneyeyim. Benim deneme sürüm olduğu için bazen atmıyor. Evet, atmadı burada. Şöyle aç diyorum. Masa üstünde resmim. Gördüğünüz gibi ayrı bir sekme de geldi. Bu resmimin boyutu da şöyle size göstereyim. Gördüğünüz gibi boyutlar 1000 piksele 1000 piksel. Yani biz bunu bu şekilde Trendyol'a yüklersek ürünümüz kesinlikle satışa açılmaz. Resimden dolayı hata verir. Yani kabul etmez Trendyol. Şu sol en baştaki oku, oka basıyorum. Resmin üstüne gelip basılı tutuyorum. Şablonuma doğru götürüyorum ve şablonumu içine atıyorum. Bırakıyorum daha doğrusu. Sonra resmin olduğu sekmeyi kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar resim buraya geldi. Resmin boyutu da aslında kötü değil ama biraz biz bunu büyütelim. Biraz şablonda daha iyi dursun. Yani şu an küçük duruyor. Gördüğünüz gibi çok fazla bir boşluk var şuralarda. Ctrl'e T'ye aynı anda Ctrl'e ve T'ye aynı anda basıyorum. Gördüğünüz gibi boyutlandırma çıktı. Şöyle hafiften büyütüyorum. Fazla pikselini bozmayacak şekilde. Şöyle iyi gibi duruyor. Yukarıda gördüğünüz gibi 3 tane seçenek var. Onaylıyorum. Bence iyi oldu. Siz bunu kendinize göre tabi dizayn edebilirsiniz. Yani tekrardan Ctrl ve T harfine Trabzon'un T'si aynı anda bastım. Atıyorum şöyle daha fazla da büyütebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde de yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Ortalama için de şurada dediğim gibi ok seçiliyken Ctrl A'ya basıyoruz. Ankara'nın ağası Ctrl A'ya bastık. Yukarıda gördüğünüz gibi şu şekilde ibareler belirdi, şekiller. Ortalama şuradan aşağıdan yukarı ortalamaya basıyorum. Gördüğünüz gibi resim biraz aşağı indi. Sağdan soldan ortalama bastım ve biraz sola kaydı. Ortaladı. Tabii biz bunu biraz oynadığım için ben şurası biraz daha fazla şey oldu. Boşlukta kaldı. O kadar önemli değil yani. Size göstermek için bunu yapıyorum. Fazla üstüne durmuyorum şimdi. Resimle işimiz bitti. Şimdi dosya diyorum. Farklı kaydet. Masa üstümü seçiyorum. Format olarak JPEG seçiyoruz. Buraya dosya adı. Atıyorum şöyle de yapabilirsiniz. Mesela S7 Red diye burada yazıyor. Biz bunun sonuna Trendyol diyelim. Kaydet diyorum. Karşımıza JPEG seçenekleri çıkıyor. Büyük dosya. Hiç dokunmuyorum. Kalite 12. Tamam diyorum. Masa üstüne dönüyorum. Gördüğünüz gibi buraya dosyamız geldi. Boyutları görüyorsunuz. 1200 piksele 1800 piksel. Şu anda resim dosyamız hazır. Trendyol bunu kabul edecek. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Gördüğünüz gibi bayağı da iyi duruyor. Şimdi arkadaşlar bir diğer program Photoscape. Bunu açıyorum. Photoscape şurada şöyle açtım. Burada toplu düzenleyici var. Buraya basıyorum. Sol taraftan masaüstü. Tabii biz bunu klasöre atmamız gerekiyordu. Gerçi şurada geldi. Resmim şurada. Yanlış bir resim seçmedim. Pardon. Şu
Photoshop'ta boyutlandırdığımız. Bu da boyutlandırmadığımız. Şunu seçip ortaya doğru sürüklüyorum. Gördüğünüz gibi resmim geldi. Arkadaşlar sağ tarafta yeniden boyut var. Orijinal şurada sekme açılıyor. Orijinal boyut, genişliği ayarla, yüksekliği ayarla. Biz burada uzat var. En altın bir üstündeki. Uzata basıyoruz. Ve şurada uzunluk diyor. Uzunluğumuz neydi? 1200. Yüksekliğimiz neydi? 1800. Buradaki değerlere giriyoruz. Uzunluk dediği yani genişlik, yükseklikte boyu 1800. Şu andaki işlemimiz tamam. Tümünü dönüştür diyorum. Burada kalitesi vesaire var. Bunlara dokunmuyorum. Buradan klasör seçebilirsiniz. Veyahut da hiç dokunmazsınız. Dosyanın olduğu yere ayrı bir klasör oluşturuyor. İlk olarak değiştirilen fotoğraf altında çıkış klasörünü oluşturuyor. Kaydet diyorum. Dönüştürme tamamlandı diyor. Hemen kontrol edelim masaüstünü. Gördüğünüz gibi output diye bir dosya geldi. Resmin burada. Gördüğünüz gibi boyut 1200'e 1800. Hemen açıyorum resmimi. Evet, resmimiz bu şekilde oluştu. Şimdi arkadaşlar Photoshop'ta ürün görseli daha iyi oluyor. Şimdi bu Photoscape'te toplu halde de güncelleme boyutlandırma yapabiliyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi mesela fotoğrafımızı daralttı. Ama Photoshop'ta şu şekilde istediğimiz gibi oynayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle genişletebiliyoruz, kısabiliyoruz. Bu tamamen size kalmış. Yani bunu Photoshop'ta rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Ama hani benim vaktim yok. Yok hani toplu bir halde yani bir an evvel ürünlerim satışa açılsın diyorsanız da Photoscape sizin işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.